Şu an bulunduğumuz nokta Kurtalan ilçe merkezimizin kuzey ve kuzeybatısında Nar Deresi'nin üzerinde bulunmaktayız. Burada bir jeolojik anlamda bir çökme depresyonu meydana gelmişti. Kurtalan bölgemizin jeolojik yapısı gereği Kurtalan bölgemizin çökme depresyonu sonucunda meydana gelen bir saha olduğunu bilmekteyiz. Şu an bulunduğumuz noktanın jeolojik yapısına baktığımız zaman zaten hemen kuzeyinde hemen dibinde yer alan Zenga Tepesi ve jeolojik yapısı geri jipsli bir seri yer almaktadır. Buranın çökme sonucu oluştuğunun en net bir somut örneğidir. Akabinde çökme depresyonu meydana gelirken günümüz tarihine baktığımız zaman yer altındaki bu çökme sonucu oluşan mağara ve galerilerin hala devam ettiğini görmekteyiz. Ve bu devam eden bir sürecin gördüğümüz en somut örneği 2019'da meydana gelen obruk ve aynı zamanda düden oluşumlarından görmek mümkün. 2019'da meydana gelen bu düden, Nar Deresi'nin hemen dibinde meydana gelmesi, Kurtalan bölgesine yağan yağışlarının %70'ine yakını bu düden vasıtasıyla yer altına ve yer altı sularına indiğini görmekteyiz. Aynı zamanda çökme depresyonun batısında 100 metre aralıklarla boşluklar meydana geldiğini tekrar gözlemlemiş olmuştuk. Tabii meydana gelen bu saha çökme depresyonları moloz alanlarının, şehrin moloz alanlarının döküm sahasında olduğu için pek fazla dikkat edilmemekteydi. Ve bu jeolojik olaylardan gerekli bilgileri veyahut da uyarıları almadık. Ve hala almamaya devam ediyoruz. Geldiğimiz 2024 tarihinde kapatılan bu çökme depresyonu tekrar vuku buldu ve tekrar tavanı çöktü. Hala Nar Deresi'nin Kurtalan'a yağan bütün yağışlarımızın su havzasının burada yer altına inerek yer altı sularına karıştığını görmekteyiz. Jeolojik anlamda meydana gelen bu çökme depresyonu doğal bir süreçtir. Normal insana bir tehlike boyutu söz konusu değildir. Fakat bugün ciddi manada bir tehlike söz konusu olmasının temel sebebi bu oluşumun Kurtalan ilçemizin hemen sıfırında olması, hemen ilçe merkezinin dibinde olması maalesef Kurtalan'ımızın jeolojik anlamda bize ileride ciddi manada olumsuzluklarını ortaya koyacağını göstermektedir. Akan sular yani ne kadar sel de aksa orayı geçmiyor. Direkt yerin dibine geçiyor. Yerin dibine geçiyor. Nereye gittiğini de kimse bilmiyor. Kestiremiyor. Gelip bir ara yaptılar. Tekrar patlak verdi. Ve hala o patlak devam etmektedir. Ülkemizin ileri gelenlerinden, büyüklerimizden ricamız, mülki amirlerimizden, genelkurmay başkanından tut cumhurbaşkanına kadar bütün kamuoyuna duyurmanızı rica ediyoruz. Yani buna bir el atsınlar. Bu acaba bizim binamızın altına mı giriyor? Kurtalan'ın neresine gidiyor? Çökme riski büyüktür bizim. Burada durmamız tehlikelidir yani. Bir an önce büyüklerimizden buranın önleminin alınması ve bir an önce yapılmasını rica ediyoruz. Değerli hocalarımızın önerileriyle Kurtalan bölgemizin ciddi manada bir jeolojik çalışmanın etüdün yapılması ve buna bağlı olarak Kurtalan ilçe merkezimizin imar değişikliğinin jeolojik duruma göre yapılmasını önerilerinde bulunmuşlardı. Geldiğimiz noktada değerli hocalarımızın, değerli alanda uzman olan arkadaşlarımızın bu değişiklerini dikkate almadıklarını görmekteyiz. Ve almadıklarını şu şekilde görebiliyoruz. Bugün Kurtalan'ımızın çökme depresyonu sonucu oluştuğunu, alüvyal bir dolgu malzemesi üzerinde kurulduğunu ve ciddi manada tehlike arz ettiğini gördüğümüzde Kurtalan imarına 13 katlı binalarına müsaade edilmesi, 11 katlı binaların müsaade edilmesi tamamen yanlış bir süreçtir. Kurtalan ilçemiz özellikle faylı bir bölgede yer almaktadır. Güneyinde Beytil Fayı, kuzeyinde Reşan Fayı ve Arıkuşak faylarıyla beraber üstüne faylarla beraber yer altındaki bu boşluklar özellikle jeolojik anlamda Kurtalan'ımızı ciddi bir tehlike beklemektedir. Biz istiyoruz ki gerek imar alanlarımız, gerek toplum yaşam alanlarımız jeolojik olaylarla beraber yol alınıp ona göre doğayla uyumlu bir süreç izlenilmesini istiyoruz. Bu konuda
Biz uzmanların katkısı her zaman yerel yönetimlere, idari yönetimlere açığız. Desteğe açığız, hazırız. Ve gerekli görüntülük tahtiyle beraber yol almaya hazırız. Bu konuda değerli yöneticilerimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğu bir an önce üstlenip yol almalarını bizim tek isteğimizdir. İmkanım yok önlemin alınması, ancak ülkemizin büyük ileri gelen, yani bakanlarımızdan tut başbakan, başbakandan tut cumhurbaşkanımıza kadar, yani ilgilenmeleri lazım. Mülki amirlerimiz ilgilenmesi lazım. Vali ilgilenmesi lazım. Yani DSE'yi ilgilenmesi lazım. DSE'nin kanalıdır. DSE'yi patlağı DSE'yi kanalından verilmektedir. Biz bu DSE'den de şikayetçiyiz yani. Hemen önlemini alınmasa ileride binam çökecek. Yani mağdur duruma düşüyoruz. Allah rızası için yani isteğimiz budur. Yani bir an önce buranın yapılması.